Merhaba arkadaşlar, daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle dil bilgisi deneme 12'nin çözümlerini yapacağız. Bu denememiz ara yayınlarının reses serisindeki 8. dil bilgisi denemesi. Genel beğeniden dolayı arkadaşlar bu soruları çözmeye devam edeceğiz. Umarım istifadeli olur sizin için. Gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor. Bakalım. Belki sosyal medyada gezilirken sizin de benim gibi gözünüze takılmıştır. Sizin de. Arkadaşlar D gördüğünüz zaman ayrı ya da bitişik yazılan D gördüğünüz zaman oraya bir dikkat edin. Buradaki D bulunma anlamı mı taşıyor? Nerede sorusuna mı cevap veriyor? Yoksa dahi bile gibi bir anlam mı taşıyor? Sizin de benim gibi yani benim gözüme takılmış sizin de gözünüze takılır gibi bir anlam var artı o %70 80 uyan kuralı da isteyenler burada e, uygulayabilir. Sizin benim gibi gözünü gözünüze takılmıştır. Biraz ifade düşük oldu değil mi? %20'lik sıkıntı. Ben e, her zaman söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Bulunma anlamı, kimde anlamı, nerede anlamı taşıyorsa bitişik yazılır. Sizin de nerede? Hayır, bulunma değil. Dahi bile anlamı taşıyor. Ayrı yazılması lazım. Burada bir yazım yanlışı var arkadaşlar. E bakalım sonrasında ben aslında bu kısımda çok ilgilenmedim Aslında bir şey yok bu habere yapılan yorumlara da çok takılmıyorum e, dahi bile gibi bir anlam var ayrı yazılacak doğru neden mi bu robot bizim robotumuz herhangi bir durum yok bugün seri üretim yapan ve dünyanın ilk insansı robot fabrikası bizim ülkemizde nerede ülkemizde Konya'da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar e, bakalım altıda bir problem var. Neden destek vermiyoruz birbirimizi? Arkadaşlar buradaki mi soru eki değil. Soru anlamını sağlayan neden kelimesidir. Vermiyoruz, olumsuzluk bildiriyor. Bitişik yazılması lazım. Dolayısıyla 1 ve altıda yazım yanlışı var. Hangi şık? Bursa şıkkı. Evet geçiyoruz ikinci soruya. Ee, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Tamam. Doktor sağlığımız için her türlü fedakarlığı yapmalı. Şimdi arkadaşlar, ve bağlacı varsa o bölgeye dikkat edin lütfen lütfen çünkü bağlantı problemi olacaktır ve değerini mutlaka bilmeliyiz dedi. Şimdi sağlığımız için fedakarlık yapacağız. Neyin değerini bileceğiz? Sağlığımızın değerini bileceğiz. Yani buraya bir tamlayan gelmesi lazım. Sağlığımız, sağlığımızın şekline dönüşmesi lazım. E bunu en uygun ifadeleri de var. E evet burada sağlığımızın şeklinde bozukluk giderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Geçiyoruz üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem bir duyguyu ifade etmek için kullanılmamıştır? Evet, e, tanım verilmiş ünlemle ilgili. Eyvah, adamın arabasına çarptık. Bir tedirginlik duygusu. Vay, demek sen de unuttun bizi. Sistem var. Tüh, sınavı kaçırdık yine. Kendi kendine bir yakınma var. Aman, bu söylediklerim aramızda kalsın. Aman, dikkat, dikkat. Bir e, uyarı, yine bir tedirginlik. Hey, bir dakika buraya baksana seslenme anlamında. Yani sorunun soruluş şekli arkadaşlar bizi buraya yönlendiriyor. Soruluş şekli. Evet, E şıkkı doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Eee... Hatırla yapıtında mizahla hüznü dengelemiş İsmail Güzelsoy, hikayelerini yazarken esinlendiği benzer hikayelere kendi rengini katıp kendi anlayışınca onları yeniden hikaye ederken belli ki çok eğlenmiş. Burada herhangi bir şey yok. Belki bitişik yazılırdı. Hani son bahçemi düşünenler tereddüt yaşamasın. Burada bir problem yok. Yazarın ele aldığı konulara yakınlık duymayabilirsiniz ama dili ve üslubuyla yakaladığı anlatım zenginliğini, hikayeyi anlatmaktan işte bakın bir tane sesin arkadaşlar gözden kaçması nelere mal olur anlatmaktan burada ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi olması lazım. Üç no'lu cümlemizde yazım yanlışı var bir dikkat sorusudur bu. Görebilmek önemli. Beşinci sorumuz, öge sıralaması sorusu. Bakalım, ağaçlar, evet nokta virgülle ayrılmış, kar ve yağmur biçimindeki yağışı tutarak, ağaçlar, kar ve yağmur biçimindeki yağışı tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Okurken de kendini belli ediyor ögeler baktığımızda. Önler yüklem. Önleyen nedir? Ağaçlardır özne. Ee, nasıl önler? Kar ve yağmur biçimindeki yağışı tutarak önler. Zarf tümleci ee, neyi önler? Sellerin ve taşkınların oluşmasını. Burası da nesne arkadaşlar. Nerede de var? Ee, özne, zarf, nesne, yüklem. Özne, zarf, nesne, yüklem. Denizli şıkkında. Cevabımız denizli. Yine yorumlarınızı, netlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dil bilgisini de diri tutmakta yarar var, unutmamakta fayda var. Ee, bakalım, bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? Çocukluk arkadaşını karşısında görünce çok sevindi. Şimdi çatı yönüyle deyince bu genel bir ifade. Sevindi yüklem, fiil, tamam Ln eklerinden biri var arkadaşlar. Sevinen kim? O. Şimdi kendi kendine sevindiği için bir dönüşlü fiildir. Bu Ln eki var bir de. Ayrıca geçişsiz bir fiil arkadaşlar. Geçişsiz bir fiil. Şimdi pratik bir yöntem söyleyeyim. Fiillere baktığınızda hepsinde Ln eki var mı arkadaşlar? Hepsinde Ln eki var. O zaman soru bize şunu sorar. İşi yapan belli mi değil mi? Dönüşlü mü? Değil mi? Ee, bakalım. Bence senin söylediklerini alındı. Alınan kim? O. Evet. Kendi kendine alınıyor. Ee, şunlara bakalım. Etkinlikte şehitler için şehitler okundu. Okuyan belli değil. Ee, odaları yenileyen belli değil. Kaplayan, çimlerle kaplayan belli değil. Şirketimizde 3 yılda çok iyi bir ivme yakalandı. Şimdi şirketimizde diyor yakalandı diyor. Şirketimiz yakaladı dememiş. yakalayan kim? Belli değil. Hani genel anlamda derste sorular çözüldü desek mesela. Hocam çözen öğretmen falan o yoruma girmiyorsunuz arkadaşlar. Çözen kim? Yakalayan kim? Bu soruyu ne soracaksınız? net olan A şıkkında var. Bence senin söylediklerini alındı. Kim alındı? O alındı. İşi yapan belli ve dönüşlü. Evet. Yedinci sorumuz. Noktalama sorusu hangileri getirilmelidir? Yazdığımızdaki kitaplığımda neredeyse her çeşit kitap bulabilirsiniz. Şimdi ne yaptı? Kitapları örneklendirdi. O zaman buraya iki nokta gelecek. Küçük harfle başladı ve sonuna da cümle örnek devam ettiği için üç nokta. İki nokta, üç nokta nerede var? D şıkkında var. Cevabımız denizde. 8. sorumuz hangisi söylenemez? Evet, karma değil bilgisi sorusu. Şimdi bu tür sorularda bazen diyorum ki en kolay hangisini bulabilecekseniz ondan başlayabilirsiniz. Mesela gözüme çarptı basit çekimli bir fiil. Olmak olur. Basit çekimli fiil şudur arkadaşlar. Bir tane kip eki alan fiildir. Bir kip. Geniş zaman eki eledik. Evet. Sonra neyi daha rahat eleyebilirsiniz. Bu kişiye göre değişir. Kimisi direkt baştan başlar, gider. Tek tek aramaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fotoğrafik bir gözlemle bakıyorum. Benim dikkatimi çekiyor tabii. Yeterlik fiili kullanılmıştır diyor. Bunu görmek bayağı zor olabilirsiniz için bul, amam gözden kaçabiliyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Yeterliliğin olumsuzluğu çok önemli. Acaba bu soruda düşenler oldu merak ediyorum. Yeterlilik fiil de var orada. Zaman belirteci. Kendi yazılarımda bile her zaman bulamam. Ne zaman? Her zaman. Zaman zarfı, zaman belirteci var. Şimdi e, geçişli mi? Edat mı? Bulamam yüklem. Geçişli fiilleri nasıl anlıyordunuz arkadaşlar? Pratik bir yöntemi vardı. Onu kelimesini getirdiğinizde %99 anlaşılıyor. Onu bulamam Evet oldu. Neyi bulamazmış? Görmekte yarar var. İlk duyduğum, düşündüğüm şeyler, ismin iyi hali, nesne ve geçişli fiil var. Arkadaşlar, edat yok. Evet, 8 Adana doğru cevap. Bu testin en uğraştırıcı sorusu diyebiliriz belki. Dokuzuncu soruya bakalım. Ne diyor soruda? Türkçe özdeşleri hangisinde yanlış verilmiştir. Evet, soru biraz farklı. Şimdi birinci kelimemiz zamir. O zaman burada da zamir olacak. Olmadığı zaman problem. Onlarla gideceğimi daha önce söylemiştim. Evet, onlar zamirdir. Ahmet, Mehmet gibi o da zamir, bu da zamir. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma sıfattır arkadaşlar. Bir ekmek e, bu da sıfattır. Neden hiçbiri bu konuda bir hazırlık yapmamış? Hiçbiri. Hiçbir kişi falan demediği için arkadaşlar burası zamirdir. Belgesiz zamirdir. E, bakalım üçte ne var? Bütün törenler. Burası sıfattır. Evet cevabımız burada çıktı arkadaşlar anlamadın, geldin, fiil bunlar, deda bağlaç. Şimdi şuna dikkat edelim. Sana olanları anlatırım, yüklem. Yalnız kimseye anlatmayacaksın. Arkadaşlar yalnız kelimesi ama fakat lakin anlamlarında olursa ne oluyordu? Bağlaç oluyordu. Üsttekiyle aynı fonksiyonu karşılıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Birinde üstte sıfat, altta zamir. Onuncu sorumuz, bakalım neyi soruyor soru. Hem yapım hem çekim ekini birlikte almamıştır. Güzel. Çocuk, çocuksuluk. Birden fazla yapım eki almış. İsmin E halde var. Çocuk Evet. Dolayısıyla o gitti. Eledik burayı. Kurmak. E Kurmaktan kurgu arkadaşlar. Kurgunun içi tamlayan eki. Hem yapım eki hem çekim eki var. O da gitti. Öykü isim. Öykülemek fiil. Ve yapım eki oldu. Öyküleme bu da isim fiil. yapım eki. Lerler ler, çekim eki. Bu da gitti. Çoktan çoğalmak. Çoğalmak türedi. Çoğaltmak da türedi. Yor çekim ekidir. Bu da gitti. Peki 5 nasıl oluyor o zaman? Işımak, fiil. Işımaktan ışık, yapım eki, ışıklı, tekrarı yapım eki arkadaşlar. 2 yapım eki almış, çekim eki yok. Dolayısıyla 5 doğru cevap nerede var? Bursa Şıkkın'da var. Evet, geldik son soruya. Yorumlarınızı bekliyorum, netlerinizi. Bakalım formunuzu koruyor musunuz? Dil bilgisi adına cümlesinin öge dizilişi sırasıyla hangisinde verilmiş? Bu da yapay ve tat alınması zor kitaplar üretir. Bu da. Arkadaşlar bu bağlacı almanız şart değil çünkü bağlaçlar öge olarak kabul edilmiyor. Bu yapay ve tat alınması zor kitaplar üretir. Şimdi üretir yüklem. Üreten nedir? Bu özne. Ne üretirmiş? Şu kısım zor kitaplara kadar nesne, özne, nesne, yüklem. Hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda var. Evet cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar bir dil bilgisi denemesini daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.